Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel bir düğme oyası modeliyle karşınızdayım. Düğmelerimi de hemen elime aldım zaten. Elbiselerden, gömleklerden kalan, eski giymediğiniz olan kıyafetlerinizin küçülmüş olanlar da olabilir. Düğmelerini ayırdığımız zaman değerlendirmek için bir kenara koyarız mutlaka. Ben de bugün onları ayırdımdı. Bugün bakın bu şekilde değerlendirmiş olacağım. Böyle küçük olan bir gömlek düğmesi şöyle inceliğinde. Farklı renk tonları da kullanabilirsiniz. Elimde bu kalmış da bunu hemen göstermek istedim. Yani değişik bir şekillerde alternatif kullanabilirsiniz. Mesela ben tülbentlerinizde, havlu kenarlarınızda olaraktan bu düğme şekillerini kullanabiliyorsunuz. Bakın alt çimeniyle birlikte oldukça güzel bir model oluştu. Yani içindeki renk tonu farklı da olabilir. Küçük bir boy olduğu zaman yani görünmüyor da çok fazla. Ve bu şekilde de çok güzel durdu. Şöyle kenara alıyorum. İlk önce düğmemizden başlayacağız. Çünkü modelimizi başlamaya. Başlamadan önce de kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Modelimi şimdi başlarken renk olarak sarı ve beyaz tonumu kullandım. Şimdi ipimi sabittikten sonra bir kere başını doluyorum. Düğmemi alıyorum. Ve bu ilk kısmına deliğini şu şekilde girip önce bir sonra iki ve sonra iki olaraktan üçle bir trabzan oluşturuyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Bir kere başını doluyoruz. Aynı yere tekrar giriyoruz. Önce bir sonra iki ve sonra iki. Üçlü trabzanlar oluşturmuş oluyoruz. Birer kere başını dolayaraktan toplamda 8 tane buraya devam edeceğiz. Şöyle 3 4 6 7 bir tane daha yapalım. 8 taneyi tamamladıktan sonra daha da fazla yapabilirsiniz belki. Yani çok sıkıştıraraktan ama bu ölçüde kafi geliyor. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum. Beyaz rengime geçeceğim. Üst kısmını beyazı. Bir beyaz, bir de sarı tonumuzu kullanacağız. Şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi beyazımıza geçiyorum. Beyaz ipimizi de şu şekilde sabittikten sonra sarımızı alıyoruz. Ve ilk başta başlarken bir sıkılaştırıyoruz. Daha sonra 3 zincir çekerekten her şu üst kısımlarımızı birer sırasını ilmeklerini de diyebilirim. Çift olarak alıyoruz. Şöyle katlayayım hepsini bir toparlayayım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sıradakine devam ediyorum. 2, 3 tane zincir. 3 buraya 7 tane olacak. 3 oldu. 4 5 6 ve 7 tane tamamlamış olduk. Şu şekilde. Buraya da bir tane zincir çekiyorum. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Sarı ipimi. Çünkü beyazla devam edeceğiz. Şimdi bu deliğimize de tekrar yine aynı şekilde 1 2 2 devam ediyoruz. Başını bir kere dolayaraktan 2 2 toplamda buraya da yine 8 tane yapıyoruz. 3 şöyle ilmeği uzun tutarsanız parmaklarınızın arasında daha iyi olur. Ben kamera açısından kaydırıyorum arada ama 3 4 6 7 ve 8. 8 tane de yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bırakıyorum şöyle ilmeğimi uzataraktan. Şimdi sarı kısmımıza geçtik. Sarı rengimizi. Sarı rengimizi de
İlk önce başlarken şu ip arkada kaldığı için bir zincir çekmiştik. O ara kısmımıza bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar yine şu beyazda nasıl yaptıysak 3 tane zincir çekip buraya toplamda 7 tane zincirli küçük bir pırpırlar yapmış oluyoruz. 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3, 6. Bir tane daha yapalım. Başa. Evet. 7 taneyi de tamamladıktan sonra buraya da bir zincir çekiyoruz. Başını bir kere doluyoruz. Şu beyaz kısımlarımızı arkaya alıyoruz. Ve aynı şekilde burada beyazda sarıda nasıl yaptıysak şu deliklerimizin başına alaraktan 8 tane 1, 2, ve iki de çıkaraktan üçlü trabzanlarımıza 8 tane buraya hazırlıyoruz. 2 6 7 ve 8. 8 taneyi de tamamladık. Bir tane zincir çekiyoruz. Bu sefer sarımızı ipimizi uzatıyoruz. Beyaza geçiyoruz. Beyazımızı da yine şu şekilde toplayalım. Yine ip arkada kaldığı için ön kısmını getiriyorum. Ve sık iğne ile birleştiriyorum. Bundan sonra tekrar yine 3 zincir çekip batıyoruz. Bu sırayı da aynı bu şekilde 3 zincir çekip batıyoruz. 2, 3 ve 3 zincir çekerek devam ediyoruz. Evet, 7 tane beyazı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz ve buradan aşağı iniyoruz. Tekrar başını bir kere dolayaraktan son halkamızın içine giriyoruz düğmemizin. Buraya da yine 8 tane bu şekilde devam ediyoruz. 8 tane yaptıktan sonra beyazdan işimiz bitiyor ve ilk başladığımız yerden dip kısmından giriyoruz ve buraya kaydırma yöntemiyle ilmeğimizi çıkartıp bir tane zincir hatta iki tane zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz. Evet, ekledikten sonra şimdi son kez sarımızı devam edelim. Onu da arkada kaldığı için ipimiz öne getiriyoruz ve bizi sıkılaştırıyoruz. Buraya da 1, 2, 3 tane zincir çekerek devam ediyoruz. Buraya da 7 tane yapıyoruz. Yedinciyi de dibe batıyoruz. Ve buradan bir tane zincir çekiyoruz. Modelimizi bitirmiş oluyoruz. Evet. Modelimizin son hali, arkası ve önü arkadaşlar. Şimdi kenara alıyorum. Şimdi eklememize geldi sıra. Şimdi alt zeminimizi şöyle ara kısımlarında iki tanesini hazırladım. Şimdi üç tane hazırlayacağız. Bir tane hani beraber yapalım. Üç olması için. İlmeğimi şöyle biraz uzattım. Bir örümcek oluşturuyorum. Başını iki kere dolayaraktan 1, 2 ve 3. tığ battısına batıyorum. Buradan 2, 2 ve 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip ara boşluğa giriyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum, ara boşluğa giriyorum, kapatıyorum.
Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 4 tane ara boşluğa giriyorum, kapatıyorum. Şöyle 3 tane pırpırcık yaptıktan sonra buraya da 8 tane sık iğne yapacağım. Birinciyi de sayaraktan battığımızda 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane yaptıktan sonra son kez dibine bir kere daha batıyoruz ve modelimizin şu ara kısımlarını bitirmiş oluyoruz. Şimdi modelimizi eklemimize geçelim. Yine aynı şekilde yapıyoruz. İlmeğimizi biraz uzattık. Bir örümcek oluşturmuş oluyoruz. Başını iki kere doluyorum. 1, 2 ve 3. tığ battısına batıp önce 2, sonra 2 ve 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ara boşluğa giriyorum. Kapatıyorum. Bir tane pıpırcık yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimi alıyorum. Modelimi sarıdan yapmıştım. Sarıyı yine şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sarımızı da şöyle göstererekten yapmak istiyorum. Şimdi burada 7 tane yapmıştık arkadaşlar. Bir tanesini değil, ikincisinden. Buranın da sondakinden değil, ondan bir öncekini batacağız. Yani birer tane köşelerde bırakmış oluyoruz. Şimdi bir tanesi bıraktığımız için şu ikinciden alıyorum. Şöyle dönüş yapayım. Yani şu tarafa dönecekse. Şöyle tekrar alayım arkadaşlar. İp takıldığı için çıkarttım, ipimi düzelttim. Şimdi bir zincirimi çekmiştim. Bir değil, ikinciden batış yapıyorum. Ve sık iğneyle kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şu ara kısmımıza geçiyoruz. Aradan boşluktan giriyorum, kapatıyorum. Şimdi buraya tekrar yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Pırpır yapacağım. Bir başta pırpırımız var. Ortada ekledik. Tekrar yanına bir tane pırpır yapıyoruz. 4 zincir çektim. Aradan giriyorum. Kapatıyorum. Buraya da 8 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir tanesini de sayacağız. 2, 3, 4, 5, 7 ve 8. 8 tane yaptıktan sonra dibine de bir kere daha batıyoruz. Tekrar yine devam ediyoruz. İlmeğimi uzattım. Bir örümcek oluşturduk. 2 kere başını doluyorum. 1, 2 ve 3. tığ battısına batıp 2, 2 ve 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Hemen ara boşluktan giriyorum, kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimi alıyorum ve modelimi dediğim gibi en baştakini değil, onun yanındakinden batıyorum. Birleştirmiş oldum. Şöyle kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi ara boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar yine ara boşluktan girip kapatıyorum. Şimdi buraya da yine 8 tane sık iğnemi yapıyorum. Birinciyi de sayaraktan 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Bir tanesini dibine. 9.'yu da dibine almış oluyor. Tekrar ilmeğimizi uzatalım. Modelimizi ekledik. Bir tane daha yanına yapalım. Ve şunu iki kere alıyorum. 1, 2 ve 3. tığ battısına batıp 2, 2, 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3. 4 tane zincir çekiyorum. Ara boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar yine ara boşluktan giriyorum. Son kez 1, 2, 3, 4. 3 tane yapmış oluyoruz. Ara boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. Ve 8 tane sık iğnemi devam ediyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 de yaptıktan sonra dibine tekrar bir daha batış yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesmek için. Şimdi size modelimi göstereyim. Bakın bu şekilde eklem yakınına göstereyim. Yine pırpırları da yanında. Modelimizde de pırpırları olduğu için şu üst kısımlarında. Bu da ilk yaptığımda arkadaşlar. Bu da şimdi yaptığım. Şimdi ben ipini keseyim. Tekrar yine görüşelim.
Evet arkadaşlar, bir modelimin sonuna daha gelmiş bulunmaktayım. Hiç ütüye de gerek yok arkadaşlar. Hemencecik yapıp kullanabilirsiniz. İster havlu kenarına, isterseniz de tülbentlerinizde ya da farklı bir alanlarda. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.